Hemen hemen bütün meme ameliyatlarından sonra çoğunlukla hastalarımız doğum yapabilir. Çünkü doğum yapmasında memenin bir süt bandı dışında bir fonksiyonel etkisi yok. Dolayısıyla hastalar hamile kalabilir ve doğum yapabilir. Süt veremeyeceği ise yapılan ameliyata göre değişir. Tabii ki küçültme ameliyatlarında eğer meme ucuna yönelik böyle eğer ciddi daha büyük girişimler yapıldıysa süt vermesi zor olur ama meme büyütme ameliyatlarında neredeyse %99'u hastalarımızın rahatlıkla normal yani meme büyütme ameliyatı olmamış hastalar gibi, kişiler gibi süt verebilir. Çünkü süt kanallarına ve süt bezine herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Özellikle bu serin fizyolojik olan protezlerde protezi kasın arkasına koyduğumuz için önde meme, arkada kas, protez de onun arkasında duruyor. Dolayısıyla memeyle hiçbir kontağı hemen hemen olmuyor. Süt vermesinde hiçbir sakıncası yok. Yalnız burada şunu size çok önemli olduğu için söylemek istiyorum. Meme büyütme ameliyatı olmuş hastalarımız hamile kaldıklarında benim tavsiyem şu, bana soruyorlar. Doktor ben hamileyim ne yapmam lazım? Ben diyorum ki en önemli şey şu, kilo alma. Tabii bu saçma gibi gelebilir ilk başta. Şimdi her hamile kilo alıyor. Fakat nasıl kilo alma? İdeal kilonuzun üzerine 8-10 kilodan fazla almayın. Yani çocuk normalde 4 kilo olduğunu düşünseniz, bunu 5-6 kilosu da onun içinde bulunduğu su olarak düşünseniz 8-9 kilodur. Yani hamilelikte gerçek aldığınız kilo. Ama siz bunu kayınvalidenizin veya annenizin, yavrum sen iki canlısın, çok yemen lazım, bunu da ye, bebeğe faydası olur, bebek sağlıklı olur gibi dolduruşlara gelmeyin. Çünkü bu aldığınız bütün kilolar, bütün şeyler size cilt çatlakları, karın sarkmaları ve göğüs sarkmaları olarak geri gelecektir. Bu yüzden bundan uzak durun. Yani hamilelikte mümkün olduğu kadar kilo almamaya çalışın. Hamileliğinizde ideal kilonuz kaç ise, yani atıyorum siz 70 kilosanız üstüne ama ideal kilonuz 40, 50 ise, 52 ise zayıflayıp hamile kalın veya daha zayıf olun ki vücudunuzun sadece memeler değil, vücudunuzun diğer tarafları hasar görmesin. Yüzünüz bile sarkar. Yani kilo alıp verme gerçekten çok zararlı. Vücudu mahveden en büyük faktör. Diyor ki hasta, doktor bir iki doğum yaptım, çocukları işte doğurdum bu hale geldim. Ama orada problem bunu yapan çocuklar değil, siz kendiniz yapıyorsunuz. 40 kilo, 35 kilo ben alan hastalar biliyorum. 50 kilo almış. Kadın zaten 50 kilo, hamileliği biterken 100 kilo oldu diyor. Şimdi bu kadar kiloyu aldığınızda çocuk doğuyor 3,5 kilo, 3 kilo. Şimdi 50 kilo nerede, 3 kilo nerede? Dolayısıyla en büyük faktör kilo almamız. Hamilelikte işin sırrı bu.